Merhaba arkadaşlar. Falcon PHP Framework derslerine başlıyoruz. Bu derste Falcon'u Windows bilgisayarınıza nasıl kuracağınızı anlatacağım. Bir sonraki derste Developer Tools'u kuracağız Windows'a. Daha sonra da Linux üzerine nasıl kurulum yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle Falcon sitesine giriyoruz. İlk girdiğinizde böyle Türkçe kısmını yönlendiriyor ama sadece şurada birkaç yer Türkçe. Yani tutoriallarda, dokümanlarda falan Türkçe yok şu anda. Öncelikle Falcon'u bilgisayara indireceğiz. Ancak bilgisayarınızda Xamp ya da Vamp bir server kurulu olması gerekiyor. Ben Xamp'ı kullanacağım. Vamp'ta da aynı işi yapabilirsiniz. Öncelikle Falcon'u indir bağlantısına tıklıyorum. Burada hangi sisteme indireceğinizle ilgili bir seçim yapmanız gerekiyor. Şu an Windows'tayız. Buradaki DLL dosyaları kısmına geçiyoruz. Öncelikle şurada bir GitHub sayfası veriyor bize. Gerekli olan DLL dosyasını indirmemiz için bu sayfa. Şu linki yeni sekmede açıyorum. Burada PHP sürümümüze göre bir dosya indirmemiz gerekecek. PHP sürümünüzü şu şekilde bir PHP info dosyası oluşturarak öğrenebilirsiniz. Bu dosyayı çalıştırdığınızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Bendeki 5.5 sürümü şu anda PHP'nin. Yeniden şu sayfaya geliyorum. 5.5 sürümü burada var. Buna tıkladım. Pardon, öncelikle iptal ediyorum. Burası x64, yani 64 bitlik olan dosya. Yani Xamp'ta 64 bit yok. Yalnızca 32 bit yayınlıyor. Eğer Vamp kurduysanız onda 32 ve 64 ayrı ayrı var. O yüzden aşağı doğru gelip x86 olanın 5.5'ini indiriyorum. Dosyayı kaydet diyorum. Dosya iniyor. Buradan dosyayı açıyorum. İki tane dosyamız var içinde. Birisi lisans, birisi de bizim ihtiyacımız olan DLL dosyası. Şimdi bu dosyayı bizim Xamp'a tanıtmamız gerekiyor. Bunun için Xamp'ın kurulu olduğu klasöre gidiyorum. Burada ben direkt varsayılan klasöre kurdum. C'nin içinde. Burada bulmam gereken klasör PHP klasörü. Bunun içerisinde ext extension, yani uzantılar klasörü var. Burada bütün DLL dosyalarını görebilirsiniz, şu an PHP'nin içinde olan. Şöyle görünümü değiştirelim. Şu indirdiğimiz DLL dosyasını böyle bu klasörün içerisine atıyorum. DLL dosyamız artık burada. Falcon PHP için DLL dosyamız. Bu kısım tamam. Bundan sonra bizim bunu PHP ini dosyamıza tanıtmamız gerekiyor. Bu dosyada yine aynı şu PHP klasörünün içerisinde aşağı doğru inerseniz şöyle şuradan uzantılar görünür halde PHP ini'yi şu an göremiyorum. Burada. PHP ini dosyasını açıyorum. Bu dosyaya indirdiğimiz Falcon'u tanıtmamız gerekiyor. Bunun için şöyle aşağı tarafa bunu herhangi bir yerine ekleyebilirsiniz ama düzenli olması gibi bir isteğiniz varsa o zaman şöyle aşağıları ve extensionların olduğu bir yere ekleyebilirsiniz. Burada ihtiyacımız olan öncelikle şuraya kadar olan kısmı alacağız. Buraya da falcon.dll şeklinde bu dosyayı ekliyoruz. Başında noktalı virgül olmamasına dikkat edin. Bu şekilde indirdiğimiz dosyanın adı şurası. Şu kısım. Burada şu ext klasörüne de attığımız dosyanın aynısı. Şu ismi buraya eklemiş olduk. Dosyayı kaydediyorum. Kapattım. Bu klasörle de işimiz bitti. Bunu da kapattım. Şu an yine bu sayfayı yenilediğim zaman burada herhangi bir yerde Falcon'u göremeyeceğiz şu anda. Arattığım zaman da yanlış yazdım gerçi. Falcon dediğim zaman şu an burada göremeyeceğiz bunu. Bunu görebilmek için benim şuradan Apache Server'ı durdurup yeniden başlatmam gerekiyor.
Bunu yaptığım zaman yeni eklenmiş değişiklikleri tanımış olacak. Sayfayı yine yeniliyorum. Artık Falcon arattığımda gördüğünüz gibi burada Falcon eklentisinin her şeyi yüklenmiş olarak görebilirsiniz. Falcon'la ilgili bir sorunumuz yok. Yükleme tamamlandı. Windows makinelere Falcon'un yüklenme işlemi bu kadar. Bir sonraki derste developer tools, geliştirici araçları nasıl yükleyeceğimizi göreceğiz. Bu araç sayesinde komut sisteminden Falcon'la ilgili işlemleri yapabileceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.